Merhaba dostlarım, yine güzel bir videoya karşınızdayım arkadaşlar. Bir 10 gündür beklediğim koli vardı, geldi. Bunun kutu açılımını yapmak istiyorum size beraber. Bakalım kutudan ne çıkacak, bunu size göstermek istiyorum. Kutudan bir sürpriz hediye aldım, o çıkacak normalde. Şöyle açalım kutuyu. Evet, böyle iki tane beyaz kutu çıktı. Bunları çıkaralım. Evet, Xiaomi'nin robot süpürgesini almıştım arkadaşlar. O geldi. Böyle istasyonlu. Şu şekilde. En son modeli. Yeri süpürüp işte yerleri siliyor. Ondan sonra kendi geliyor normalde. Bu istasyona kendini boşaltıyor. Yani siz boşaltmadan kendi kendine gelip buraya kendini boşaltıyor. Evet, buna bakalım. Bakalım kutudan nasıl bir şey çıkacak. Şöyle. Evet, şöyle. Açıyorum. Açtım. Bunu da açıyorum. Açtım. Kutu boş çıktı. Kutudan bir şey çıkmadı. Kutudan bir şey çıkmadı. Bu da boş çıktı. Evet arkadaşlar, bu kutu geldi aslında. Ben dayanamadım. Kutuyu daha önce açtım. Tabii bir kurayım, test edeyim diye. Ben göstereyim size, hemen kurdum. Test ettim. Yani videosunu yapacağım ve için nasıl bir şey olduğunu ilk önce göreyim dedim. Kendim kullandım, test ettim. Ama kutudan neler çıkıyor? Bu robot süpürge istasyonu, onun beraberinde bu istasyonun olduğu kutu, bunun içinden başka bir şey çıkmıyor. Robotun olduğu kutudan şöyle bir şey çıkıyor. Bunun üstünde içinde şarj kabloları falan var. Şöyle bir kutu çıkıyor. İçinden bu istasyona koyulan çöp torbaları var. 3 tane de çöp torbası çıktı. Kabloların yanında. Ve beraberinde şöyle yerleri silmesi için arkasına takılan bir aparat çıktı. Bunları göstereceğim az sonra. Hatta göstereyim ben. Robot süpürgenin üstünde nereye takılıyor. Ondan sonra bir de filtre çıktı. Filtre havayı temizlemesi için robot süpürgenin üstüne takılıyor. Ve yerleri yine silmesi için paspas var. Bu bez, temizlik bezi. Galiba bundan bir tane var. Paspastan 3. Bunlar kutunun içinden çıkan şeyler arkadaşlar. Yani ben ekstra almadım. 3, 6, 9, 10 tane de paspas var. Bir tane de temizlik bezi var. Galiba bunlar da aynı işi yapıyor. Bunlar kullan at şeklinde. Bu da yıkayıp kullanma amaçlı. Yani aynı sanırım. Şimdi şeyi çıkaralım bir buradan. Evet. Bunu çıktı. Evet, temizliğe başladı. Kapatayım ben bunu. Evet, kapattım. Evet, süpürgeyi durdurduktan sonra hemen altını çevireyim. İlk önce altını göstereyim size arkadaşlar. Söküp takması oldukça pratik bir süpürge. Buradan bu süpürme şeyini, merdane mi, gırgır şeyini çıkarıyoruz. Bunu temizlemek için fırçayı. Eğer kirlendiyse mesela, birkaç gündür kullanılıyor. Saçlar dolaşmış hafiften. Bunu temizliyoruz, ondan sonra yine yerine geri takıyoruz. Tabi bu birkaç günde bir bakımı yapılması gerekiyor. Yine kapağı pratik şekilde takılıyor. Evet, oturdu. Ve burada haznesi var. Pislikleri biriktirdi. Bu şeye boşaltıyor. İstasyona. Burada şey var, çöp torbası var. Bu çöp torbasının içine yanaşıp kendi boşaltıyor. Bu hazneyi de çıkarayım hemen üstünden. Şurada bir mandalı var.
mandala bastım mı bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bunu hemen süpürgeyi kenara koyayım. Şöyle. Bu haznesinin altına bu şey yerleşiyor arkadaşlar. Yok, haznesinin altına değil. Her süpürgenin üstüne yerleşiyor. Bunu da göstereyim. Beraberinde bir filtre geliyor. Bu filtrenin çıkması kolay. Şurada bir mandalı var. Şu şekilde çektim mi filtre çıkıyor ve yeni filtreyi takabiliyoruz arkadaşlar. Şu an haznesi boş. Filtre de çok eski değil. Daha birkaç gündür kullanıyorum. O yüzden değiştirmeyeceğim. Yani iyice kirlendikten sonra değiştirebiliriz. Evet, bu şekilde çıkardıktan sonra bunu geri takalım. Evet, kolayca yerine oturdu. Bu süpürge şeyini takacağım ama yerde daha basit takılıyor. Yerleri paspas yapma şeyi. Şekilde altına yanaştırıp şöyle yanaştırıp evet, ittiğimizde yerine oturuyor. Yani ters çevirdiğimde daha zor takıyorum. Bu şekilde daha basit takılıyor. Bunu kullanmadan önce, yani anladığım kadarıyla bunu hiç daha kullanmadım. Buralardan su döküp bezi ıslatıyoruz. Şu bez ıslanıyor. Bu deliklerden su döküp içinde birikiyor su. Islanıyor. Islandıktan sonra halı olmayan zeminleri robot kendini yukarı kaldırarak arkasını sürterek siliyor. Normal giderken de yükseliyor. Yüksek şekilde geçiyor halının üstünden. Halı olmayan zeminleri de arkasını indirip silerek geçiyor arkadaşlar. Şimdi buna ihtiyacım yok denemek için. Bunu çıkaracağım. İstasyondan nasıl çıkıyor? Daha önce dediğim gibi burada çöp torbası var. Bunu kapatalım. İstasyondan nasıl çıkıyor? Nasıl temizliyor? Onu göstereyim. Ha, bu arada bu üstündeki GPS şeyi dönüyor böyle. Çalıştırayım. Yerini bulması için harita çıkarıyor. Evet, açıldı. İngilizce konuşuyor. Tek dil seçeneği var bunda. Şimdi çalışacak. Evet, şimdi kendine şarj yuvasını gördü. Şarj yuvasının içine girecek. Bu etrafında sensörler var. Bunlar etrafı tarıyor. Yani nerede olduğunu görüyor. Ondan sonra harita çıkarıyor. Haritaya göre şarj yuvası nerede? Neredeyim? Onu görüyor. Etrafındaki cisimleri algılıyor. Şarj yuvasına kendi giriyor. Evet, şu an %99 şarjı var, gösteriyor. Yaklaşık 40 dakika falan bir süpürme yapıyor içindeki şarjla. Hiç durmadan. Şu an şarj oluyor. Süpürdüğü zaman da, hazne dolduğu zaman gelip buraya kendi kendine boşaltıyor. Şimdi bir deneme yapalım. Bakalım nasıl çalışıyor. Evet arkadaşlar, şimdi süpürme testi yapacağız. Süpürme testinde bu çöpleri halının üstüne dökeceğim. Bakalım ne kadar iyi süpürüyor. Onları göreceğiz. Burada kumaş parçacıkları var. Kağıt parçacıkları var. İşte çekirdek kabukları. Çekirdeğin kendi. Ve leblebi parçaları, leblebi var. Bunu halının üstüne dökeceğim. Ondan sonra halının üstünde süpürme testi yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunun nasıl çalıştığını göstereyim size. Play Store'dan Rodmi'nin aplikasyonunu indiriyoruz. Buraya Rodmi'nin aplikasyonunu indireceğiz. Evet, buradaki. Bunu kuruyoruz cep telefonumuza. Kurduktan sonra açıyoruz. İnternet konneksiyonlarını yaptıktan sonra, internete connect yaptıktan sonra ilk çalıştırdığımızda çalışıyor ve evin haritasını çıkarıyor. Evin haritasını çıkardıktan sonra şu şekilde evi görebiliyoruz arkadaşlar. Şu an bulunduğu yer burası, yani şarj yuvasının olduğu yer burada. Bunu aplikasyon üzerinden böyle görebiliyoruz. Bu evin şekli. Şurası oturma salonu. Yani şurada tekli koltuk var. Şöyle koltuk, koltuğun arkasında olduğu için aplikasyonda böyle gözüküyor. Şurası salon kısmı. Buradan eğer istersek zon olarak seçip istediğimiz zonu
süpürtebiliyoruz. Sadece tek bölgeyi süpürtebiliyoruz. Yani salonun olduğu kısmı ya da mutfak kısmını ya da odaları direkt oraya gidip orayı süpürüyor. Onun haricinde ne yapabiliyoruz? Temizleme özelliklerini ayarlayabiliyoruz. Mod. Evet arkadaşlar, burada içindeki merdaneyi az önce göstermiştim. Onun güç seviyesini ayarlayabiliyoruz. Yani yere ne kadar zemine baskı uygulayabileceğini ayarlayabiliyoruz. İçindeki dönen merdanenin, yerleri süpüren. Şu an ikinci seviyede, 4 seviyesi var. En üst seviyede yere iyice baskı uygulayarak süpürüyor. Burada su seviyesini, yani yerleri silme seviyesini ayarlıyoruz. Onun ayarı var. Geriye gelelim. Evet, şimdi zon kısmına gelelim. Az önce benim hazırladığım bu çöpleri halının üstüne dökeceğim. Sonra bakalım nasıl süpürüyor, onu göreceğiz arkadaşlar. Evet, ben bu çöpleri buraya atmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle gelişi güzel. Çekirdek kabukları burada. Normal çekirdekler. Ve leblebileri de buraya bırakacağım. Bu şekilde. Yerde bu şekilde gözüküyor. Yani ortalığı pislettik diyelim. Bakalım nasıl süpürecek. Bu test videosu olduğu için yani bunu test ediyorum. Size de hani nasıl çalıştığını göstermiş olacağım. Geri aplikasyona geldiğimizde arkadaşlar, şurada uygulamanın üstünde zon kısmı var. Zon butonu. Ona dokunduğumuzda böyle zon seçmek için bir pencere çıkıyor. Burada zonu ayarlayalım. Yani nereyi süpürmesini istiyoruz? Şu an çöp döktüğüm yeri süpürmesini istiyorum sadece. O bölgeyi süpürsün. Yeter. Evet, şimdi şu düğmeye bastığımda, temizlemeye başla düğmesine bastığımda robot buradan hareket edecek ve direkt oraya gidecek. Yani çöp döktüğüm yere orayı süpürmeye başlayacak. Hemen düğmeye dokunalım. Dokundum. Şimdi hiçbir yere bakmadan, yani hiçbir yere süpürmeye başlamadan direkt benim çöp döktüğüm yere gidecek. Ve orayı süpürmeye başlayacak. Dediğim gibi her yerinde kaptörler var, sensörler. Burada uygulamada görebiliyoruz arkadaşlar nereye gittiğini. Yani evde yokken de bunu aktive yapabilirsiniz. Evde yokken de bunu çalıştırıp ne iş yapıyor? Şu an nerede? Şu an etrafını dönüyor benim kare yaptığım şeyin. Şu şekilde. Taradıktan sonra süpürmeye geçecek şimdi. Evet, şu an süpürmeye başladı. Oldukça da sessiz. Yani fazla bir ses duymuyorum. Buradan görebiliyoruz arkadaşlar hangi durumda olduğunu. Buradan ne yaptığını görebiliyoruz. Hemen göstereyim. Leblebilerin olduğu kısmı süpürüyor şu anda. Çekirdekleri aldı. Leblebileri çekiyor. Leblebileri içine çekti. Evet, süpürme işini bitirdi.
şarj yuvasına gidiyorum diyor arkadaşlar. Kusursuz hiçbir şey olmaz. Bunu bıraktı burada. Şu bir tek bunu bıraktı. Ve şu an kendi şarj yuvasına gidiyor, boşaltacak kendini. Haznesi dolduğu için. Yani tam süpürmüş olarak gördü. Sadece şunu bıraktı buraya. Şu şarj yuvasına gidip kendini yerleştirip hazneye boşaltacak şimdi. Ben nasıl kendi kendine yanaşıyor onu göstereyim. Bunu hediye olarak aldım eşime arkadaşlar. Güzel bir hediye olur diye düşündüm. Hani pratik bir şey olduğu için de insanlar hani videosunu yapıyorlar. Ben de yapayım dedim. İsteyenler bakar şeklinde bir video oldu. Bir video olsun istedim. Evet, şimdi tam doğruladıktan sonra burası arka kısmı, döndürecek kendini. Boşaltma haznesine yanaşıp içini boşaltacak. Alttaki hazneyi bu istasyona boşaltacak. Zaman geçtikçe gerçekten akıllı robotlar yapıyorlar. Hiçbir şey yapmadan kendi kendine yanaşıyor. Kendi şeyini buluyor, şarj yuvasını. Evet, şu an yuvayı buldu. Konnekte oluyor şeye. Evet, boşaltma işlemini de bitirdi arkadaşlar. Şarja devam ediyor. Yaklaşık bir 7 dakika falan anca çalıştı. %2 şarj harcamış. Yani %98'e düşmüş. Şarj olmaya devam ediyor şu an. Hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine süpürdü. Ayarladım. Geldi. Kendini boşalttı. Ve süpürürken sadece şunu bıraktı. O kadar pisliğin içinden. Bu parçalar kaldı. Bunu göremedi. Hatasız bir şey olmuyor. Sonuçta el yapımı bir makina. Şöyle yeri göstereyim ben. Güzel bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Az önce dediğim gibi farklı bir video olsun istedim. Bu robot süpürgenin videosunu yapmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha güzel videolar gelecek. Takip edin.